Herkese selamlar dostlar, ben Şahin. Yeni bir Webtekno videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda internette satılan en ucuz 4K ve 55 inçlik televizyonlardan birisine birlikte bakıyoruz, hep birlikte inceliyoruz. Markası Fobem arkadaşlar. Tam model adı şu anda ekranda yazıyor. Dilim sürçerse lütfen kusura bakmayın. ML55EW8000F modelimizin adı ve kendisinin fiyatı 13.000 lira. Hatta bazen 12.000 TL'ye kadar düştüğü de oluyor. Farklı farklı internet sitelerinde, farklı indirim dönemlerinde. Rakip giriş segment TV'lerden çok daha avantajlı bir fiyata sahip diyebiliriz özetle. 4K çözünürlük sunuyor söylediğim gibi ama içinde Android 13 tabanlı Veil OS adında bir işletim sistemi de var. Yani popüler platformların uygulamalarını bu televizyona yüklemek mümkün. Yine bu fiyat segmenti için bence önemli bir artısı televizyonun ince çerçeve tasarımına sahip olması. Görüntü kalitesi ve kullanırken yaşadığım deneyimlere de birazdan geleceğim. Başta böyle girişte kısaca bir ürünü size özetlemek istedim dostlar. Şimdi gelin TV'nin kutu açılışına ve kurulum aşamalarına birlikte bakalım. Kutusu televizyonun kendi boyutlarına kıyasla epey hafif geldi bana arkadaşlar. Çok büyük değil, yine televizyonun boyutlarına göre epey küçük bir kutusu var. Daha önce duymayanlar için Fobem 2000 yılında İstanbul'da kurulan bir şirket ve neredeyse 25 yıldır özellikle uydu sistemleri ve televizyon üretiyor. Yerli bir firma, yani fiyat avantajının ilk açıklaması da bu. Ürünün Türkiye'de üretilmesi dostlar. Hatta fabrikaları da İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yer alıyor. Kutu içinden çıkan stok ayakları ilk gördüğümde biraz endişelendim. Ama montajlayınca bu TV'yi taşımak için gayet yeterli buldum açıkçası. Ancak ben yine de mümkünse duvara asmanızı tavsiye ediyorum bu TV'yi alırsanız. Bu arada kutunun içerisinden askı aparatları çıkmıyor. Tabii ki bu kadar uygun fiyatlı olmasının ardında bazı teknik nedenler de var. Takdir edersiniz ki 55 inç, yani köşeden köşeye 140 cm'lik boyutlara sahip bir televizyon. Sonuçta bunun fiyatı ucuzsa daha pahalı TV'lere göre fedakarlık yapmamız gereken bazı özellikler de oluyor. Peki hangi özelliklerden fedakarlık ediyoruz? Bundan daha pahalı TV'lere göre nelerden vazgeçmek zorundayız? Normal şartlarda bu TV'lerden de pahalı olan, böyle rakip fiyat performans TV'lerde pahalı olan OLED'lerin LCD ile harmanlanmış alternatif ara teknolojisine sahip QLED paneller görürüz. Ancak Fobem'in bu 55 inçlik 4K TV'sinde QLED değil, D-LED adındaki bir teknolojiye sahip bir panel yer alıyor. Yani özetle QLED'li TV'lerin fiyatı bütçenizi aşıyorsa, giriş seviyesine bir TV olsun ama büyük ekranı olsun istiyorsanız karşınıza ilk olarak D-LED panelli televizyonlar çıkar. Bu da onlardan birisi. D-LED, Direct LED'in kısaltılmış hali. Fazla teknik detaya boğmak istemem sizi burada. QLED'lerden farklı olarak D-LED'ler parlaklık, kontrast ve renk konusunda birkaç adım geride oluyor QLED'lerden. Çünkü içerisindeki LED'lerin önünde, o panelin önünde parlaklık ve renk gibi detayları sürekli optimize eden ekstra paneller yer almıyor. Bu da OLED ve QLED TV'ler için o çok sık duyduğumuz siyahlar daha siyah mevzusunda bir eksikliğe yol açıyor. Renkler QLED'lere kıyasla biraz daha soluk duruyor. Çünkü siyahlarla beyazlar arasındaki geçişteki aralık da, renk aralığı da daha düşük kalabiliyor bazı sahnelerde ama her zaman değil. Ha peki bu gündelik hayatta TV izlerken ne etkiliyor diye soracak olursanız, işte bu sizin kullanıcı profilinize göre değişecektir. Bunu daha rahat açıklamak için kullanıcı tiplerini, kullanım alışkanlıklarını ve bir televizyondan beklentileri dörde ayırdım basitçe. Şöyle açıklayayım size. 1. Sadece karasal yayın ve uydu yayınlarını takip eden ana akım bir televizyon izleyiciyseniz bu söylediklerim geçerli sizin için. Ulusal kanallardaki programlar, diziler, haberler dışında böyle televizyonu çok farklı amaçlarla kullanmıyorsanız az önce saydığım eksikler size öyle çok etkilemez. Fobem'in bu televizyonu bu kullanım akışında sizi üzmeyecek bir ürün. Aynı şekilde Netflix, Amazon Prime gibi uygulamalarda da içerikleri izlerken sorun yaşamazsınız. 2. Eğer tüm bunların yanında bir de spor müsabakalarını takip eden biriyseniz, hele ki futbol maçlarını hiç kaçırmam diyorsanız, görüntünün ve renklerin daha iyi olmasını beklemeniz gayet doğal. Mesela ben öyleyim, test ederken o futbol sahasının yeşil tonları benim gözümü aldı, biraz tırmaladı açıkçası. Farklı maçların özetlerini de açıp izlemeye çalıştığımda bu sorun devam etti. Anladım ki sorunu yayından kaynaklanmıyor televizyonun. İnce bir renk ayarı yapınca o da düzeldi. Tabii ki detayın daha fazla olduğu, daha renklerin böyle cümbüşe döndüğü farklı spor dallarında, yarış sporlarında rahatlıkla izleyebilirsiniz bu televizyonda. Bu konuda bir sorun yok. 3. Bana bunlar yetmez. Ben bir de oyun konsolu kullanıyorum diyorsanız şunu kesinlikle bilmeniz lazım. PlayStation 5 ve Xbox Series X bu televizyonda 4K çözünürlük desteği veriyor dostlar. Ancak bunun için böyle konsolu bağladıktan sonra HDMI ayarlarına girip standart seçeneğinden genişletilmiş seçeneğine geçmeniz gerekiyor ki, yoksa FC24'ü 1080p çözünürlükte neredeyse FIFA 13 grafiklerinde falan oynamak zorunda kalabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu çözünürlükte de 60 Hz'e kadar tazeleme hızı desteklemeye devam ediyor televizyon. Onu da ayrıca belirtmek isterim. 4. ve son kullanıcı alışkanlığı ise bence televizyondan her şeyi bekleyenler.
verenler. Tabii ki bu beklentileri karşılamak da bütçeye bakıyor ama ben yine de konuyu burada biraz açayım size. 4K çözünürlük kadar renklere, siyahların gerçekten karanlık olmasına kadar detaylı ilişkine bunlara beklentiniz varsa Fobim'in bu televizyonu D-LED panel sebebiyle o uç noktalardaki beklentilerinizi karşılamayabilir. Ama evde ikinci televizyon koyacak bir misafir odanız vardır, yatak odanızda bir televizyon istiyorsunuzdur, o zaman çok rahat iş görecek bir ürün. Kısaca her gün kullandığınız böyle orta ve üst segment bir televizyonunuz varsa evde, bu televizyonda ikinci televizyon olur çok rahat. Ha diyelim ki ilk kez böyle büyük ekranlı veya ilk kez bir 4K çözünürlüğünde bir televizyon alacaksınız, o zaman zaten benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gayet giriş seviyesinde bir fiyata sahip, özellikleriyle de giriş seviyesi olan çok güzel bir ürün bu televizyon. Firma yerli, servis ağları iyi, garantili ve artık ne olduğunu bildiğiniz bir TV almış oluyorsunuz bu video sayesinde de. Televizyonun kutusunda belki dikkatinizi çekmiştir video başında. 1000 Hz tazeleme hızı ifadesi var üzerinde. Bilmeyenler için bu tazeleme hızı bir saniye içinde ekrandaki görüntünün ne kadar sıklıkla yenilendiğini ifade ediyor. Yani Hz ne kadar fazlaysa görüntü o kadar akıcı oluyor ama aması şu, televizyonun işlemcisi 1000 Hz görüntüyü olacak şekilde işlese bile ekran paneli size maksimum 60 Hz tazeleme hızı sunuyor bu televizyonda. Kaldı ki zaten 1000 Hz gibi bir tazeleme hızını sunabilen televizyon yok yeryüzünde şu an. Hatta yine kaldı ki 120 Hz'den sonrası insan gözü için çok böyle anlam ifade eden bir şey değil. Maksimum o kadarını akıcı algılayabiliyoruz. İşlemci demişken, ARM Mali G31 MP2 işlemcisini görüyoruz televizyonda. Bu da şu demek dostlar. Şu anda piyasada çok popüler, çok satan akıllı TV kutularıyla kafa kafaya performans vaat ediyor bu televizyon. Yani öyle akıcılık, donma, kasma problemleri yaşatmıyor size. Görsel işlem birimimiz ise 4 çekirdekli AMD Cortex A55. Bir televizyon için yeterli seviyede diyebilirim. Ayrıca 8 GB'lık eMMC depolama alanı var. Burada bir parantez açayım depolama alanı için. 8 GB duyunca böyle kulağa çok düşük gelebilir ama bir akıllı TV için düşük değil dostlar. Yine de o çok popüler satılan cihazlarda, akıllı TV cihazlarında depolama alanları hemen hemen bu seviyelerde oluyor. Bu depolama alanında indirdiğiniz uygulamalar tarafından geçici hafıza olarak kullanılıyor. Harici bir şey indirip izlemek için USB bellek kullanmanız lazım onlarda da. Onun için de bu TV'nin arkasında bir tane USB girişi de var. Özetle bu donanımlar güncel bir akıllı TV cihazının içinde olan donanımlar arkadaşlar. Yani bu televizyonu alınca harici bir akıllı TV cihazı almak zorunda değilsiniz öyle hemen. İçindeki uygulamalar güncellendikçe minimum 2 yıl boyunca bence uygulamaları akıcı şekilde kullanmanıza yetecek donanımlara sahip televizyonun kendisi. Ayrıca TV'nin 6 milisaniyelik bir gecikme süresi sunduğunu da söylemem lazım. Tabii ki bu bir katalog verisi. Ürünü test ederken ben biraz daha fazla gecikme hissettim oyunlarda ama bu fiyatta bir ürün için bence bu da sorun değil. Ufak tefek gecikmeler hiç problem değil. Yine de sınıfına göre oldukça iddialı bir gecikme süresinden söz ediyoruz sonuçta. Televizyonda bir de HDR desteği var. HDR olarak ayarlanmış videolarda bu formatta dizi film yayınlayabileceğiniz platformlardaki içerikleri daha akıcı ya da işte daha kaliteli şekilde izleyebiliyorsunuz ki artık bu günümüzün en gerekli olmazsa olmaz özelliklerinden birisi. Destek veren YouTube videolarında bile ciddi şekilde fark yaratıyor. Bir TV alırken bütçe işi bile olsa HDR arıyor gözlerimiz. Ceplerimizdeki telefonların ekranlarından buna çok alıştık çünkü. Şimdi gelelim ses performansına. Fobim'in 55 inçlik bu modelinde 12'şer watt gücünde 2 adet hoparlör bulunuyor. Dahili Dolby MS12 çipi var. Bu da sesleri biraz daha işleyip daha iyi işitme şansı veriyor kulaklarımıza. Ayrıca farklı bit oranlarındaki görüntüleri akıcı oynatmasını sağlayan Dolby Plus teknolojisine de sahip televizyon. Ya böyle teknolojileri çok sayarken hani anlamsız gelebilir kulağınıza biliyorum ama ben de bir yandan ürünü size anlatmak zorundayım. Araştıranlar için de umarım işe yarar bilgilerdir bunlar. Lütfen sorularınız varsa yorumlara yazın. Deneyim tarafına gelecek olursak ses konusunda rahatsız edici bir deneyim yaşadığımı söyleyemem. Ses yüksekliği açısından 12'şer wattlık hoparlörler sayesinde tatmin edici bir deneyim elde ettim ama bu ses ne kadar kaliteli beni biraz muallakta bıraktı açıkçası. Çünkü baslar ve tizlerde biraz netlik sorunu var. Hafif boğuk geliyor ses. Tabii ki bu fiyatla birlikte değerlendirdiğimiz zaman bu özelliği sorun değil bence. Hatta bu TV'yi alıp ara ara telefonu da bağlayabileceğiniz uygun fiyatlı bir soundbar almak bence çok iyi fikir olur. Eğer böyle ses takıntınız varsa, ses kaliteli olsun istiyorsanız bu sorunu da çözüme kavuşturmuş olursunuz. Ben yine de burada bir ses testi yapmak istiyorum. Önce telefon, sonra bilgisayar, ardından da televizyondan gelen sesleri sırayla duyacaksınız. Tabii ki bu video YouTube tarafından işleniyor arkadaşlar. Ona göre dinleyip değerlendirmenizi talep ediyorum sizden. Yorumlarınızı bekliyorum. Sesi açıyorum biraz. Thank you.
Televizyonumuzun arkasında 3 adet HDMI girişi var. Yani aynı anda hem oyun konsolu hem başka bir akıllı TV cihazı hem de bilgisayar bağlı kalabiliyor eğer isterseniz. Kumandasıyla istedikleriniz arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Wi-Fi 5 ile kablosuz internet desteği var televizyonun ama arkasında kablolu internet bağlantısı için de bir RJ45 jack girişi yer alıyor. Bence bu da hoş. Bu internet bağlantısıyla kullanabileceğimiz uygulamalar da içerisindeki Whale OS işletim sistemi Android 13 tabanlı olduğu için epey zengin dostlar. Sadece Apple TV uygulamasında ben küçük bir sorun yaşadım. Onun dışındaki bütün uygulamalar akıcı bir şekilde harici akıllı TV cihazlarındaki gibi seri şekilde çalıştı. Whale OS çok yaygın bir işletim sistemi değil. Genelde böyle bütçe işi TV'lerde yer alıyor ama uygulamaların güncellemesi konusunda sizi böyle geride bırakacak, uzun bir süre boyunca güncellemesiz bırakacak bir televizyon işletim sistemi değil. Önümüzdeki yıllarda da yeni çıkacak akıllı TV cihazlarıyla televizyonu yine seri ve akıcı bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz tabii. Hatta şöyle bir detay vereyim. Normalde bu fiyat segmentindeki çoğu televizyon açık kaynak kodlu yazılımlarla geldiği için bazı popüler platformlar o üreticilere lisans vermediği için desteği kesebiliyor. Mesela Netflix'in bu konuda çok titiz olduğunu biliyoruz. Bir anda Netflix artık bu cihazda kullanılamaz. Lütfen desteklenen cihazların listesi için şu adresi ziyaret edin şeklinde bir uyarı çıkabilir karşınıza. Ve Netflix'e elveda etmek zorunda kalabilirsiniz. Fobim'in bu TV'sinde kullandığı Whale OS'de ise böyle bir problem yok arkadaşlar. Çünkü Netflix lisansı var platformun. Diğer platformlarda da Netflix gibi lisans alarak bu TV'de kullanılabiliyor. Evet, bu videoda yerli firma Fobim'in ürettiği internetteki en ucuz 55 inç 4K TV'yi dilim döndüğünce deneyimlerimle birlikte size anlatmak istedim dostlar. Ben televizyonu ofiste kullandığımız süre boyunca öyle çok kötü problemler yaşamadım. Eğer televizyondan beklentiniz böyle çok yüksek değilse sizi gayet mutlu edebilecek bir ürün diyebilirim özetle. Bir sonraki videoda görüşene dek hepiniz hoşça kalın. Videoyu da sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz.